bazı staj mağdurlarına EYT ile emeklilik yolu açabilecek bir yol var. SGK uzmanı bir bir açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, düzenlemesiyle birlikte 2 milyon kişi emeklilik hakkını elde etti. Gelecek dönemde ise 2,5 milyon kişinin daha emekli olması bekleniyor. Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olan bireylerin işe başlama tarihleri emeklilik için geçerli sayılmıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT kapsamında staj mağdurlarının yaşadığı mağduriyetlerin bir kısmının giderilmesine yönelik önemli bilgiler paylaştı. Staj sonrası doğum borçlanması ile EYT. Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Estaj sonrası doğum borçlanması ile EYT'li olabilirsiniz, E ifadesini kullandı. Ancak bu durumun belirli şartlara bağlı olduğunu vurguladı. Doğum borçlanması hakkında Erdursun, E8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olanların işe başlama tarihi emeklilik için geçerli sayılmıyor. Ancak staj başlangıcı sonrası doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması hakkından faydalanarak işe başlama tarihlerini geriye çekebilirler, e açıklamasında bulundu. Örnek Uygulamalar Örnek 1. 1 Ağustos 1994'te staj başlangıcı olan ve 1 Ağustos 2000'de sigortalı olan bir kadın, 1 Eylül 1999'da doğum yapmışsa, 1 Eylül 1999 ile 1 Ağustos 2000 arasını borçlanabilir. Bu durumda işe başlama tarihi 1 Eylül 1999'a kadar geri çekilebilir ve EYT'li olabilir. Örnek 2. 1 Nisan 1996'da staj başlangıcı olan ve 1 Eylül 2002'de sigortalı olan bir kadın 1 Ağustos 2000'de doğum yapıyorsa 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda işe başlama tarihi 720 gün geriye çekilir ancak EYT'li olamaz. EYT kapsamına girip girmediğinizi kontrol edin. Eğer siz de bu durumda iseniz, staj başlangıcınızı, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınızı ve doğum tarihinizi kontrol ederek doğum borçlanması ile EYT kapsamına girip giremeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.